Çin'in Sichuan ilinde 20 gündür sel felaketleri yaşanıyor. Ülkenin güneyinde etkili olan şiddetli yağışlar bölgede sellere neden oldu. Çin hükümeti yüzlerce evin yıkıldığı felakette ölenler ve yaralananlar hakkında bilgi vermekten kaçındı. Geçen haftalarda Japonya'da meydana gelen felakette başta ölü ve yaralıların sayısını açıklayan Çin medyasının bu olayda ölü ve yaralı sayısını gizlemesi ise dikkatlerden kaçmadı. Çin hükümetinin Doğu Türkistan'ı ve Müslüman Uygur Türklerini asimile etmek için her türlü baskı politikası şiddetini artırarak devam ediyor. Son gelen haberlere göre Uygurların halk oyunlarını da Çinileştirmeye başladılar. Geleneksel Uygur dansları ve müziklerinin Çince'ye aranje edilerek okutulmaya teşvik edildiği ve bu konuda başarılı olan kişi ve kurumların ödüllendirildiği de bildirildi. Türkistan Times haber sitesinden yayınlanan bir makalede Uygurların Müslüman ülkeler tarafından neden bir Filistin kadar korunup kollanmadığı soruldu. Doğu Türkistan'da Çin işgalcileri tarafından milyonlarca Uygur Türk'ü hapsedilip zorbalığa maruz kalırken, örneğin Malezya hükümeti Filistinlilerin haklarını cansiperane savunurken, geçen sene neden Çin'e diz çöktü ve Müslüman Uygur Türklerini Çin'e teslim etti? Müslüman ülkelerin bu uygulamaları bizi nasıl kaygılandırmasın gibi ifadelerde yer aldı. Basra'da göstericiler elektrik, su ve diğer kamu hizmetlerinin verilmediğinden şikayet ederek yerel yetkilileri istifaya çağırıyor. Irak'ın güneyinde kamu hizmeti yoksunluğu ve elektrik kesintileri nedeniyle patlak veren gösterilerde Meysan kentinde güvenlik güçleri ateş açtığı bir kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri 12 Rus istihbarat üyesini başkanlık seçimlerine müdahale etmekle suçladı. Rusya'nın 2016 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçimlerini etkilediği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili yeni yapılan açıklamada 12 Rus istihbarat üyesi başkanlık seçimlerine müdahildir ifadeleri kullanıldı. Pakistan eski başbakanı Nawaz Sharif ve kızı Maryam Sharif İngiltere'den ülkeye geri dönüşlerinde Lahore Havalimanı'nda tutuklandılar. Eski başbakan Nawaz Sharif ve kızının tutuklanma sebebi, Sharif ailesinin Londra'da satın aldığı 4 yeni konut alımında yolsuzluk olarak açıklandı. Nawaz Sharif ve kızı Maryam'ın özel bir uçakla başkent İslamabad'a götürüldüğü bildirildi.